Evet, merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Cadılar Bayramı'na özel Super Mario Bros. Central'da bazı hackler falan atılıyor. Green Jerry'de iki tane hack attı diye biliyorum ki tabii bu hacklerin hepsi Green Jerry'e mi ait tam bilmiyorum ama. Bakalım nasıl hackler? Şu anda hala incelenmeyi bekleyen iki tane hack bunlar. Yani kabul edilmedi. Aynı zamanda hala incelenmiyor da işte. Onları önceden indirerek bir oynayalım neyin nesidir falan filan diye Halloween Island'la başlıyoruz abicim. Tamam. Standart başlangıçlardan değil ama. Evet. Çok tanıdık bir müzik olduğu için herhangi bir yabancılık çekmedik tabi. Arka plandaki bal kaba da hoşuma gitti. Evet. It's Halloween and Giant Koopa is... Evet, üşendim diyebilir. God fat it. Baba yardır. Mario'muz zıplayarak başladı. Bak, bal kaba grafikleri hoşuma gitti. Mezarlıkta Dead yazıyor. Kan efektleri. Güzel grafikler, iyi oynanmış. Hoşuma gitti. Arka plan güzel. Renklendirmeler. Giriş ekranında bile hoşuma gitti. Let's go ile başlıyoruz. Haritada falan ekstra objeler kullanılmış. Mesela bal kaba. Onun haricindekilere zaten normal diye düşünüyorum. Tabi arka planda mesela normalde yıldız vardı. Ne bileyim işte fire follower falan vardı büyük ihtimal. Onlar bal kabağına çevrilmiş. Çok hoşuma gitti. 5 tane canla başlıyoruz. Happy Halloween. Hadi bakalım. Halloween mi? Halloween mi aslında? Karar veremiyorum ama. Oo, evet. Güzel. Bu grafikler zaten Super Mario Bros. Center'da kabul olan grafiklerden birisi. Evet, kaplumbağa kabuğu içindekini fırlatmaması olaraktan ayarlanmış. Onun dışında renklendirmeler mükemmel. Kan efektleri falan hoşuma gitti. Oyuna önem verilmiş. Yukarıdaki bilgi barı değiştirilmiş. Oynanmış yani onlar hakkında. Onun haricinde dediğim gibi arka plan olaraktan şey yapmışlar. Sis eklenmiş. Sis normale göre biraz daha hızlı. Yani oyunda aslında bayağı değişiklik var. Green Jerry zaten boş bir adam değil abi. Oo, Pocky hoş geldi. Gel. Seni şöyle halledelim. Şimdi birazcık hızlı oynayabiliriz. Bir nevi genel incelememiz sona erdiğine göre fazla zaman kaybetmeye gerek yok. Bu arada Dragon Coin falan var mıydı? Hiç dikkatimi çekmedi ama olsun da abi, al şunu. Gel bakalım şöyle, hop. En sevdiğim müziklerden birisi bu arada. Hakkını veren müziklerden yani. Yerinde kullanıldığında tam Mario'ya özgü tatlı ve ponçik bir hava veren müzik abi. O yüzden hoşuma gidiyor. Evet. Bütün mezarlarda Dead yazıyor abi. Artık kimin babasıysa bayağı ünlüymüş abi. Godfather falan olmasın da şimdi. Dur abi. Oo, Feather verdi. Genelde Fire Follower gelirdi ama. Şimdi Halloween'e de yakışırdı yani, anladın mı? Bir de şimdi şeyde tabii şunlar var. Jumping Piranha Plant'ler tabii. Ateş topu attığı için uyum sağlanırdı ama tabii ki çok da bu lüzumlu bir şey değil. Ne var bunlarda? Dur, o kadar da es geçmeyelim. Ha, bakalım hele bir. Diğer türlü resmen hack'e saygısızlık gibi bir şey yani, anladın mı? Ne var ne, bakalım hele. Ormanda başlıyor, gayet yerinde. Önem verilerek yapılmış abi. Bayağı hoşuma gitti yani, güzel. Ekranı kaydıralım abi şöyle bir. Ne var ne yok. Oo, burada kabuk lazım ki büyük ihtimal sadece altın var bunlarda. Ben normalde Mario'da altını pek sevmeyen birisi olduğum için oyunu bitirdik. Mario evrenindeki en standart bitiş müziğiyle finalledik. Evet. Evet, haritanın ilerleyişi güzel. O aşağıda ışık tarzı bir şey oldu ki o zaten hacklerde falan olan bir şey. Oyunu yapan kişinin hiçbir suçu yok. Devam ediyoruz. Bouncy Shrooms. Evet, mantarlar zıplatıyor bizi büyük ihtimal. Çok güzel bir konuşma şekli olmadı ama olsundu. Açıklamadan olduğu kadar anlamaya çalışalım. Evet, turuncu mantarlar zıplatıyor. Siyah mantarlar zıplatıyor. Bunlar yani, evet. Ha evet, anladım. Tamam, hadi bakalım. O zaman yardırıyoruz. Hop. Bunları giriliyor mu abi? Bunları denemek lazım aslında. Bunları da biliyor musun? Atlamayalım yani ama işte. Bende tabii böyle bir alışkanlık olmadığı için. Bir şey yoktur bunlarda herhalde. Aynen. Lan. Ne oluyor? Zıpla. Hoş geldin Chuck. Clapping Chuck. En gıcık kaptığım karakterlerden bu arada Chuck. Aslında Mario'da birçok varyasyonu olduğu için özellikle afilli hacklerde falan bayağı işimize yarıyor ama onun haricinde pek bayağı gıcık kaptığım bir sprite'tır kendisi. Buradan ona selam yolluyorum. Bir dakika. Şöyle bir şey yapalım. Tamam. Aha, vuramadık lan, neyse.
Bence bir şey yok burada. Aynı, tahmin ettim zaten. İtem konusunda birazcık şey var sanki. Abartılı tasarruf var gibime geldi. Bir türlü denk gelemedik derken tam ooo en sevdiğimden. Baba yardır. Ben şimdi rahat oynarım bunu. İnşallah. Tabii çok iddialı konuşmak hoş değil ama olsun. Grafikler hoşuma gitti abi. Ayarlanmış. Evet. Bir psikopatlık geldi aklıma ama yapmayacağım. Boş ver. Ya da yapayım. Aldık. Güzel, iyi yakaladık son anda. Yoksa herhalde saçmalıkla rekor kırmış olacaktık ya. Aşağıda altın vardır büyük ihtimal. Yardıralım. Bir de sanki bölümün sonuna az kaldı diye hissediyorum abi. Uzunluktan tahmin ettim. Bakalım doğru bilmiş miyiz? Lan! Oh be, son an. Çok iyi tuttum ama. Hiç beklemiyordum abi. Vallahi iyi denk geldi ha. Hiç sevmezdim normalde böyle sınırdan saflıkları. Evet. Şu ana kadar hiç ölmedik. Hatta kayıt hususunda bile başa sarım olmadı. Save state'lere bile dokunmadık yani. İyi gidiyor. Ama illaki en az bir kere de olsun kullanacağımı düşünüyorum. Zira benim başımdan nazar ve aksilik eksilmez. Köprüye geldik. Evet. Ooo, Bro Bridge. Evet. Büyük ihtimal Hammer Bros falan bizi karşılayacak da köprüdeyken niye denizin içindeydik? Neyse, sorun değil. Abo. Bir dakika. Bunun grafikler falan değişik. Baştan bakmak istiyorum. Zombi yapmışlar büyük ihtimalle. Zombi olabilir bunun grafikleri falan. Kim tasarladıysa güzel yapmış. Baltalar mükemmel ayarlanmış. Baltalar elimizde, uzun ip elimizde. Biz gidiyoruz Halloween Island'a. Halloween mi, Halloween mi? Bir şey yapamıyorum var ya. İstediğim zaman istediğimi kullanıyormuş. Hoşuma gidiyor. Aa, hani turuncular zıplıyordu lan? Ne oldu? Pili bitti galiba. Bas baba. Neyse, boş. Ateşimiz de var. Tüyümüz... Oo, fazı geldi. Hoş geldin fazıyı. Bütün itemlerimiz olduğu için tasarruflu dikkatli kullandığımız sürece herhangi bir kutu açmamıza pek de ihtiyaç yok. Burada bir şey yok. Dışarıdan bir bağırma sesi. Allah kahretsin. Nazar değdi bu iş. Buyur işte. Bildiğim var benim yani. Ne var burada? Altın var tabii. Şansa bak. Geriye de gidemem artık. Üşeniyorum. Etrafta sağda solda ne var ne yok inceleyeceğiz artık. Aynen öyle. Tamam, sıkıntı yok baba. Evet, suyun altında yavaş yavaş tın tın gidiyoruz baba. Şu Goomba'yı aldık, bunu aldık, bunu aldık. Güzel, bas! İyi denk geldik. Bu borunun aşağıda olması dikkatimi çekti. Giriliyor mu? Hayır, giriliyor mu? Hayır. Buna da denemek lazımdı aslında. Demiştim bir kere daha ama işte dikkatimi çekti baba. Ne yapayım? Bu ne? Ay, kaçırdık be. Neyse. Boş ver, sorun değildi zaten. Burada ne olduğunu merak ettim. Gidip bakacağım abi, bir dakika. Altın. Hiç şaşırmadım zaten. Giriş. Banzai Bill. Hoş geldin bebeğim. Bir bölümde kullanılman bayağı dikkat çekici ve hoş oldu. Evet, onun dışında hızlandırabiliriz burayı. Çok şey yapmaya gerek yok. Heh. Sleepy Cave. Ooo. Uykucu mağara gibi bir anlamı var büyük ihtimal. Sleepy büyük ihtimal. Uykulu. Uykucu anlamında. Aman aman. Ooo, müzik güzel. Ha, Sleepy Goomba. Ben de diyorum bölümün ismiyle ne alakası var? Map name, level name. Ne alaka diyorum. Güzel. Güzel güzel. O zaman uykulu bir uykucu. Uykulu olabilir o zaman değil mi? Mağara ne kadar uykuluysa sprite'ları da sirayet etmiş artık. Düşünün baba yani. Suyun renginin koyu olması falan iyi olmuş ama onun dışında kırmızı renkli olması falan ya da kırmızıyla mavi arası bir renk ayarlanması sanki daha bir hoş olabilirmiş. Ya da ne bileyim mor civarı, anladın mı? Evet. Müziği biliyorum. Biliyorum da hangi başka bir yerde duydum diye hatırlıyorum. Dırı 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 dırın ilerlemesinde falan dikkat çekiyor zaten. Tamam. Burada ne var? Bütün elementleri... Element diyorum ya, item aslında. Var zaten, çok lüzum yok. Ama onun birazcık daha rahat bir yerde olması, burada checkpoint'ten başlayan kişinin zorluk çekmemesini sağlayabilir. Aman be, hemen geri. Ama açtık biz onu artık değil mi? Neyse, sağlık olsun, tamam. Büyük bir kayıp değil. Upside Down Piranha Plant da var burada ki zaten Buzzy Beetle'dan da belli zaten. Underground'da sprite'ları kullanmış, Allah kahretmesin. Tamam, böyle başlayabiliriz. Tamamdır. Şunu aç alalım, güzel. Haa, aman. Acaba gidebilir miyiz? Hadi be. Dur, o zaman şöyle yapalım abi.
Çok düşük bir ihtimalle ama işte en azından değerlendirdik, bir kaybımız yok. Burada bir güçmüş falan var mı abi? Yok zaten. Alanlar dar yapılmış aslında. Bu normallik bir dar koridor değil aslında ama olsun. Bu arada gumbalar ölürken de tam ölüyor yani abi, bak şöyle olmasından belli. Güzel. Ama ha, bunlara özgü ama normal gumbalar falan değildi diye biliyorum ben. Çünkü sonuçta şeyi atmıştık değil mi? Bundan evvelki bölüm müydü? Evvelsi bölüm müydü bilmiyorum ama. Kutuya falan atmıştık diye hatırlıyorum. Neyse abi, sorun değil. Bölümler güzel gidiyor abi. Harita güzel. Aa, haritanın biraz sanki birazcık rahatsız edici bir kasvetli bir paleti var ama olsun. Yine de Halloween'e uygun olduğu için çok problem yok. Bölümlerin ilerleyişi hoşuma gitti. Düz, sade, kendi halinde bölümler gidiyor abi. Bayağı hoşuma gitti. Renklendirme de hoşuma gitti. Sprite düzenleri ayrı hoşuma gitti zaten. Evet, yine baba mezarları geliyor. Ooo, Shy Guy'lar hoş geldiniz abi. Yine arka tarafta bal kabağı efektleri objeleri kullanılmış. Görsel şöleni güzel bir oyun. Ama hadi be, çok salak bir olay oldu burada. Tamamdır. Bas. Yardır. Buraya biraz hızlı geçelim böyle. Bir nevi yolo. Bakalım ne olacak. Biraz geriye gitti ama olsun artık, onu tam. O da yoloyu engellemez herhalde. Allah kahretmesin ya. Neyse. En azından hala elementimiz var. Oo, Goomba problemi var orada. Bir dakika. Bu Goomba burada aşağı düşüyor bak. Nasıl ayarlandıysa artık. Bu da Goomba bir başlangıçta olmasa bile zaten büyük ihtimal öndeki Shy Guy'a çarptığı için aşağı doğru düşüyor. Glitch fall diyelim. Hadi öyle kalsın aklımıza şimdilik. İngilizce konuşmak zorunda değiliz ama olsundu. İlla bir İngiliz izliyordur zaten. Anladığı kadarıyla olsun. Ne diyeyim abicim artık yani. Lunar Magic evreninin lisanıyla konuşmaya çalışıyorum. O yüzden yani. O yüzden kulağınıza kıçı kırık bir İngilizce gibi gelmesin yani. O oyunun literatüründe geçiyor bunlar. Bu arada şeyler hoşuma gitti ya. Renklendirmeler bayağı hoşuma gitti. Arka plandaki yağmur efekti Layer 3 acayip hoşuma gitti abi. Bu yağmur, keşke bunları ben de öğrensem var ya. Çünkü oyuna bayağı hoş bir atmosfer veriyor yani. Ama işte onlar nasıl ekleniyor, hala o setuplarla ilgili ayarları tam oturtamadığım için. Bir de sürekli başıma bir aksilik geldiği için maalesef tam da yerinde olmuyor maalesef. Hop. Oo, iyi denk geldi. Babanın mezarları yine gözümüze batıyor. İndik aşağı. On of House. Hadi bakalım. Ne oluyor be? Ha, tam on off'a basınca aşağıdaki save state bilgisi gidince onunla alakalı zannettim. Ha, problem yok. Tamam, rahatız. Güzel. Aman lan, gel buraya. Acaba blok glitch yapabilir miyiz şöyle? Olmadı abi. Ah, tamamdır. Harika ya. Bas baba. Ya yakında var ya şu oyunları oynamak üzere. Allah kahretmesin. Dikene nasıl çarp, arka planda görünüyor. Allah kahretmesin ya. Öf be. Aa, şey var bak, şu var. Tamam, hallettik. Uzun süre on-off kutularına falan basmayınca tabi layer 2 sistemi hata vermedi, daha doğrusu engel verdi bana. Hani iyi, onları iyi yerinde kullanmak lazım, yoksa jortluyorsun mesela. Bak hemen aşağı iniyor mesela. Dengeleyemiyorsun abi. Aman dikkat et, düşme aşağıya. Dur. Gel bakalım buraya. Kabuğumuzu unutmayalım abi. Kabuk çok işime yaramayacak ama olsun. Oyun içerisinde kaplumbağa kabuğu taşımayı çok seviyorum abi. Beni güvenli hissettiriyor işte. Birisinin yanında silah taşıması gibi düşün mesela. Mario'nun silahı da kaplumbağa kabuğu. Yapacak bir şey yok. Bu arada normalde içinde kaplumbağanın kendisi olan kabuklar borudan boruya geçtiğimizde içi bomboş olan kabuğa dönüşüyor. Bu ayrıntıda dikkatimi çekti. Oyunun sistem dışındaki özellikleriyle alakalı olduğu için bunu engelleyebileceğimiz herhangi bir yama yok zaten. Ki bunun da oyuna hiçbir şekilde bir zararı yok. Tabi oyunun ilerleyişinde bununla alakalı bir gidişat varsa, bununla ilgili yaratıcı bir fikir yapıldıysa maalesef o konuda o bölümün baştan yapılması gerekiyor tabi. O ayrı bir konu. Orada altın olduğu barizdi zaten, üstü kapalı olduğu için. Normalde önem gösteririm böyle şey, borçluma geldi. Bak, gumbalar normalde taşınabilir oluyor ama işte o uyuyan gumbalar pestili çıkaraktan bize yansıyor. Hadi bakalım. Bir an korktum var ya, on-off kutusu olmayacak da oyunda
Oyunda boşluğa düşeceğim, baştan başlamak zorunda kalacağım diye. Hadi be. Erken vurdum, erken vurdum. Güzel. Güzel bitti. Arka plan yeşil. Yeşillikler zeminleri renklendirmesi oyunun temasının dışında bölümün temasına da bayağı uygun. Yani renklendirmeleri çok iyi yapmış Grinjeli. Adam helal olsun, bayağı başarılı. Mükemmel iş. Harika iş yani. Tabii ki de devam ediyoruz. Kaplumbağanın kalesindeyiz. Hangi boss olduğu hakkında bir fikrim yok ama olsun. Oo, ne diyor lan? Ayrıl diyor. Leave. Yapacak bir şey yok, girdik artık. Baş koymuşum ben bu yola. Abo! Ana! Hayda! Bir dakika, baştan başlayalım. Ne? Aklımın ucuna bile gelmedi ki. Yukarıda onun geldiğini bize söyleyebilecek herhangi bir sistem olmadığı için. Ya burada sanki birazcık haddinden fazla kazık bir sistem var gibime geldi. Lan! Bir dakika, tam uçtayken değmiyor zaten, ben neyi zorluyorum ki? Aynen öyle. Mantarı ver çabuk. Güzel. Sakın üstüme gelme. Güzel, iyi denk geldi. Burası bayağı zorlama olmuş yalnız abi ya. Burası biraz dengelemiyor sanki. Ayrıl diyor, uzaklaştım canımın. Bu biraz zor olmuş ya burası. Diğer bölümlere göre diğer bölümlerle kıyaslandığında burası biraz daha zor olmuş. Yani çok zor değil de hard seviye diyebiliriz. Ben bu oyunu indirdiğimde standart Mario eklerini normal zorlukta kaydedildiğini gördüm. Ama işte bu biraz zor. Ama bir an blok var zannettim, yüreğim indi yalnız. Dedim herhalde öldük. Yukarıdaki boşluk geldiğini göstermek için büyük ihtimalle. Başlangıçta göstermediysen şimdi göstermenin ne anlamı var? Ah Grinjeli ah. Tom'dan uzak dur. Zaten olduğum olası bu kolondan falan çok gıcık kaparım yani abi. Bir de biraz mayış gidiyor sanki, değil mi abi? Ben zaten otoscroll'u hiç sevmem. Özellikle slow otoscroll'u hiç sevmem. Oyun yavaş yavaş gidiyor. Benim isteğim dışında ilerleyen bir bölüm olduğu için ben autoscroll olan bölümleri pek sevmem. Gerçi autoscroll'lu bölümler benim de yapmışlığım var da özünde sevmem. Bu arada bunlar eğer custom obje falan değilse neyle yapıldığını merak ediyorum. Bayağı kaliteli bir ASM anlamına geliyor. ASM diyelim o zaman. Bayağı kaliteli bir ASM anlamına geliyor. Kaçırdığımız zaman, tutturamadığım zamanı. Sorun değil. Ayrıl demesinden de belliydi zaten ama bu ayrıntıları sürekli ben şey yapıyorum, gözümden kaçırıyorum abi. Checkpoint, Allah'a şükür checkpoint aldık baba ya. Yalnız o Grinder bayağı ani bir şekilde geldi. Kaizo bir saldırı yaptığı için yüzsüzlükten başka bir şey değil. Aman güzel, iyi denk geldi. Ver bana fire flower'ımı, çiçeğimi ver bana. 1F0'ı switch blokların görünmez haliyle yapmaları çok hoşuma gitti. Çünkü benim de öyle yapmıştım oluyordu. Güzel. Lan! Dibindeki boruyu tutamadım ya. Severim böyle şeyleri. Ama tabii oyun içerisinde eğer switch palace falan kullandıysan onların hangi blok olduğunu falan göstermen çok önemli aslında. Çünkü onun dışında bayağı sıkıntılı bir... Lan oğlum! Spin jump'la gidebilirdik ya. Yani telefon çalarsa frekans falan gelecek herhalde. Öyle olmasından bayağı korkuyorum yani. Bütün video güme gidebilir yani. Tamam. Bir de ben bayağıdır oynuyorum galiba. Ya kaptırdım kendimi. Lan. Bir sınırdan. Aman hiç güzel zamanlama olmadı. Hiç güzel zamanlama olmadı. Benim için kafi. İkincisine gerek yok. İyi denk geldi. Zaten oradaki boşluktan belliydi herhangi bir problem olmayacağı. Yine iyi denk geldi. Bölümün bitişine gelmişiz, daha hala elimizde yeterli kuvvetli bir item yok. Ayıp yani. Herhalde de leave yazıyor abi. Yani dünya kadar sahne geçtik, daha şimdi ayrılsak ne olacak ya Allah aşkına? Ayrılsak da beraberiz yani. Bas. Lan yavaş. Bazen kaptırıyorum böyle kendimi abi.
Hadi bakalım. Ha sen mi? Hakikaten kupaymış lan. Bu arada gözlerinden falan kan akıyor gibi bir görüntü var. O da dikkatimi çekmedi değil. Yine uçuyoruz. Hadi be. Dur. Kaydetmem lazım. Hemen kaydet. Oh son anda. Çok diyebilirdik yani. Düşür taşları. Güzel denk geldi. Hadi bakalım. Allah kahretmesin. Olmadı bu. Peki. Ölecek az kaldı. Hissediyorum. Öldü mü? Ben öldüm lan. Az kaldı abi. Az kalsın lütfen abi. Allah aşkına kendimi kandırmayayım burada. Evet öldü. Gel buraya. Gel. Hop. Aa! Ya ayıp ya. Tam sınırdayken afili bitiş yapamadık. Hah, güzel oldu. Tamam. Evet. Oyunun bittiğini düşünüyorum. Eğer secret exit falan yoksa. Evet. Yumurtamız bir şey söylüyor ama bu hocam. The giant cube has been defeated. Vıt. Bitti diyor. Eve geldik. The end. Kredi falan var mı abi? Yoshi adamın dibidir zaten abi. Yoshi'ye laf ettirmem yani. Onun dışında herhangi bir secret exit yoktur diye düşünerekten oyunu bir... Aa burada var bak. Burada secret exit var. Bir de burayı inceleyelim abi. Bir de burayı inceleyelim böyle. Evet mantarı ver. Standart boru kontrol etmeyle şifre nerede olabilir diye incelemeye başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi oyunu burada farklı bir atmosferde oynayacağız. Zira biliyorsunuz adı üstünde secret exit'e bakıyoruz. Her yerden her şeye gelebilir yani. Her şey her yerde olabilir yani. Anladın mı abi? Gel. Yavaş. Nasıl bir hız bu? Bu kadar hızlı olduğunu bilmiyordum bunların. At gibi koştular vallahi. Ayıp be. Buraya da girilmiyor. Buraya da girilmiyor abicim. Buraya da girilmiyor. Başka nerede olabilir? İnşallah es geçmemişizdir abi. Ya ama bunu yapma. En gıcık olduğum şey ya. Üf. Bir tutturamadım burada 2 lira. Burada herhangi bir giriş yok diye düşünüyorum. Ya Allah kahretmesin. Tam şeydeyken denk geldi. Evet orada yok. Tamam. Burada da yok. Bu da elinden bırakayım şimdi. Ölme ihtimalim var. Bu sefer vuramadık yani. Gerçi büyük Mario olsaydık belki vurabilirdik ama. Hop. Aman. İnşallah şeyle alakası yok. Aha. Aa burası olabilir bak ha. Tüh be bir dakika. Hemen alıyoruz checkpoint'i. Bak burasıymış aynen. Orada anahtar yoktu zaten. Orada güç. Aha vallahi anahtar burada. Keyhole nerede? Keyhole nerede? Acil. Yarasaları atlattıktan sonra... Eyvallah. İşte bu. Sevdim. Sevdim bu işi. Kolay olduğu için çok hoşuma gitti. Lüzumsuz yere... Aha. Evet. Yellow switch. Ya Allah aşkına böyle müzik gitmiş mi ya? Dım 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 dım. Bayağı bildiğin orkestra yaptım baba. Aman. Nasıl bir zıplama istiyor bizden buradan? Tutturamadım. Bir an sanki bir şey çıkması gerekiyormuş da kaçırmış gibi düşündüm. Vur. Bir dakika. Yamp. Yamp lazım. Yampir değil. Eyvallah. Güzel. Seviyorum böyle şeyleri. Herhalde oyun bitti diye düşünüyorum. Oyunu indirmeden evvel kaç tane çıkışı var diye kontrol etmedim ama büyük ihtimal oyun bitti. O yüzden... Evet Green Jerry'ye buradan teşekkür ediyorum. Thank you Green Jerry. Şahane. This hack is so awesome. Herhalde anlamıştır diye düşünüyorum artık. Bayağı iyi. Ne diyeyim? Hepinize buradan Happy Halloween diyorum. İnşallah güzel kostümlerle gezersiniz etrafta. Bu hack bu kadar. Büyük ihtimal bir tane daha çekerim diye düşünüyorum gaza gelirsem. O zaman video burada biter. Görüşürüz.